Nazım Hikmet'in Yahya Kemal'le ilişkisi çok bir anlamda konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesidir edebiyat tarihi içinde, edebiyat dedikoduları içinde. Ama metinsel olarak edebi bağlamda düşünürsek aslında bir parça şeyle birlikte düşünmek lazım. Yani ben bunu aslında Cumhuriyet dönemi Türkçe şiir derslerinde biraz böyle anlatıyorum. Yani bunu söyleyen sadece ben değilim ama Mehmet Fuat'ın kullandığı bir ayrım var, bir silsile var. Cumhuriyet dönemi Türkçe şiirin iki ana kaynağını Ahmet Haşim ve Yahya Kemal olarak düşünürsek, ki Ahmet Haşim ve Yahya Kemal birbirinden çok farklı iki şiir yazıyorlar. Birisi çok daha kapalı, sembolik bir şiir yazıyor. Sezgin'in ön plana çıktığı, Yahya Kemal ise naratif, hep hikaye eden, hikaye etmekten hiç vazgeçmeyen ve çok sarih bir şiir yazıyor, anlaşılabilir bir şiir yazıyor. Bu bağlamda da Nazım Hikmet'i doğrudan Yahya Kemal'le ilişkilendiriyor Mehmet Fuat. Aslında bir anlamda ideolojik olarak düşünüldüğünde, içerik olarak düşünüldüğünde çok alakalı gibi gözükmeyen bir şey. Yahya Kemal'le Nazım Hikmet'i nasıl birlikte düşünebiliriz sorusu sık sık geliyor, öğrencilerden de geliyor. Oysa ki Nazım Hikmet'in şiiri, örneğin Ahmet Haşim'e hiç yakın değil ya da aynı dönemde şiir yazdığı Necip Fazıl'a da yakın değil. Çünkü Necip Fazıl çok daha içe dönük bir şiir yazıyor. Nazım Hikmet ise hem somut dünyaya, dış dünyaya dönük, hem de bunu anlaşılabilir bir biçimde yazıyor. Şiirin zaman zaman araç olmasına izin veriyor. Sadece amaç olarak kalmıyor şiir. Bu anlamda Yahya Kemal çizgisinde bir şair. Ama onun dışında da sadece Yahya Kemal çizgisinde olması açıklığıyla, naratif oluşuyla, söylediklerini doğrudan söylemesiyle belki bağlantılı değil. Bu tabii ki önemli bir şey. Özellikle şiiri sadece içeriğine göre değil, yazma biçimlerine göre, ifade biçimlerine göre klasifiye ettiğimizde çok da önemli bir ilişki Yahya Kemal-Nazım Hikmet ilişkisi. Ama Orhan Koçak'ın da Kopuk Zincir kitabında ki yani daha önce de dergide yayınlanmış bir yazısı, Yahya Kemal ile Mayakovski arasında Nazım Hikmet yazısında detaylı olarak anlattığı bir mesele var. Nazım Hikmet için ritim çok önemli. Yani bütün bu sarih yazmak falan bunların yanı sıra herhangi bir Nazım Hikmet şiirini düşünürsek ritmin ne kadar ön planda olduğunu fark edebiliriz. Yine tanıkların, arkadaşlarının anlattığına göre de genelde şiirlerini sesli yazarmış. İşte yürürken, sohbet ortamında ya da yanında kendini rahat hissettiği arkadaşlarının yanında sesli olarak ve hep bir ritim yakalamaya çalışırmış. Hatta Yahya Kemal şiirlerini böyle çalıştığını söyleyenler var. Bu anlamda ritim bağlamında Yahya Kemal'le de Yahya Kemal için en önemli şey ahenk ve ritim. Çok doğrudan ilişkisi derken belki ondan doğrudan etkilenmiştir diyemeyiz. Aslında diye de biliriz. Orhan Koçak tam da bunu söylüyor. Nazım Hikmet'in unuttuğu, daha doğrusu modern olmak için, tutucu olmamak için, çağdaş olmak için unutkan olmak, hafızanın zayıf olması önemlidir diyor Orhan Koçak. Bu anlamda Nazım Hikmet'in de hafızasının çok zayıf olduğunu, unutması gerekenleri hep unuttuğunu kendisinin de söylediğini, Yahya Kemal'den etkilenmiş olduğunu da net bir biçimde unuttuğunu, bunu hiçbir zaman anmadığını ama bunun böyle bir çok belki bilinçli de olmayabileceğini, Yahya Kemal'i unutmak için Mayakovski'ye sığındığını ama sonra Mayakovski'nin etkisini de ortadan kaldırma ihtiyacı duyduğunda Yahya Kemal'e yeniden geri döndüğünü söylüyor. Ya bu biraz şeyle de bağlantılı. Bütün bu Harold Bloom'un etkilenme endişesi tartışmalarıyla bir önceki kuşaktan şairleri, yeni şairler ya da bir sonraki kuşaktan şairler babalarını bir biçimde öldürmek zorundalar ki kendilerine alan açabilsinler. Ya da bir önceki kuşaktaki şairleri yaratıcı bir biçimde yanlış yorumlamak zorundalar ki kendilerine alan açabilsinler. Nazım Hikmet'in yaptığı da biraz bu. Yani o Yahya Kemal'le olan ilişkisini, daha doğrusu şiirinin ilişkisini görünmez kılıyor. Çünkü aslında bir yandan putları kırıyoruz kampanyaları yapan. Bütün bunlara geçmişe ait, geleneğe ait pek çok şeyi itiraz eden bir çıkışı var çıktığı ilk dönemde. Fakat yine sonra yani şiirin macerasına baktığımızda geleneğe bir dönüşü de var. Geleneği dönüştürerek kullanması da var. Biraz bununla da ilişkili. Oradan uzaklaştığında Mayakovski'ye ve Mayakovski'ye sığınması demeyelim ya da oradan etkilenmesi, fütürizmden etkilenmesi ona yeni bir alan açıyor. Son derece hakikaten putları kırıcı, radikal bir alan açıyor. Ama sonra Mayakovski'yi de bir biçimde belki amiyane tabirle ekarte ettiğinde Yahya Kemal'e tekrar dönüyor. Ama bütün bu babaların arasından sıyrılıp kendi şiirini yazabildiğini söylüyor Orhan Koçak, Nazım Hikmet'in.
Fakat Yahya Kemal'le ilişkisini bu iki anlamda, edebiyat tarihsel silsile bağlamında da, ritim bağlamında da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir ilişki var orada metinsel olarak.